Benim oğlum sabah 6'da gidip akşam 7'de geliyordu, ayakta duracak hali kalmıyordu. Bizim işimizi nasıl yaptığımızı, ne koşullarda çalıştığımızı, yağmur çamur demeden toprak eştiğimizi, pislik temizlediğimizi, çöp döktüğümüzü herkes görüyor ve biliyor. Bizim herhangi bir yüz kızartıcı, namussuzluk veya da ne bileyim hırsızlık gibi bir suçumuz mu vardı da bizleri işten çıkardılar, hiçbir şeyimiz yok. Sayın Belediye Başkanımıza gidiyoruz, cevap yok. Zekeriya Bey'e gidiyoruz, cevap yok, performans düşüklü diyorlar. Ben 7 senedir performansım iyiydi, bir numaraydım da şimdi mi performansım düştü? Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında garibanların ekmeğiyle oynamayın demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu lafını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen duymadı mı? AKP'li Üsküdar Belediyesi'nde 150'den fazla işçi gerekçesiz olarak işten çıkarılmıştı. İşçiler bugün belediye önünde bir araya gelerek bir açıklama yaptılar. Adım Mustafa Gül. 7,5 senedir Üsküdar Belediyesi temizlik işlerinde görev yapmaktaydı. Bizi 9. ayın 2'sinde ve 8. ayın 23'ünde bazı arkadaşlarımızı işten gerekçesiz sunarak işten çıkarıldık. Hiçbir sebep söylemediler ve bizlere gittiğimiz müdürlüklere ve şeylere dediğimizde bizim bir bildiğimiz yok dediler. Bizim herhangi bir yüz kızartıcı, namussuzluk veya da ne bileyim hırsızlık gibi bir suçumuz mu vardı da bizleri işten çıkardılar, hiçbir şeyimiz yok. Ve bize sundukları, yanlarına gittiğimiz zaman bize sundukları tek kelime yapacağımız bir şey yok, böyle gerekmekteymiş dediler ve çıkışımızı verdiler. Neden çıkışımızı verdiklerine dair herhangi bir bilgi sunmadıkları için biz tekrar işimizi geri almak istiyoruz. Bize bir gerekçe sunun. Lütfen sesimizin gerekli yerlerin duyulmasını istiyorum. Bize yardımcı olmalarını diliyorum. Merhaba, ben Yılmaz Zengin. 3 senedir burada çalışıyorum. Hiçbir gerekçe de sunmadan, hiçbir ifade vermeden beni işten çıkarttılar. Aynı tarihte çıkışımızı verdiler. İzinli olduğumuz gün, ertesi gün hemen arıyorlar ve çıkışı veriyorlar. Ama hiçbir sebep sunmuyorlar. Hiçbir savunmamız yok. Tutanımız da yok. Ama hiçbir şey de şey yapmadılar. Yol TV'nin ulaştığı Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, işçilerin işten atılmasına performans düşüklüğünü gerekçe gösterdi. Şanlıer'e göre işçiler hakkında tutanak bile olmamasının nedeni şeflerinin iyi niyetiydi. Yine Şanlıer'in iddialarına göre bu işçiler iş düzenini bozuyorlardı. İşçiler bu iddialara verilerle yanıt verdiler. Merhabalar, Eyüp Menteş ben. Üsküdar Belediyesi Park Bahçeler bünyesinde 3 yıl 7 aydır çalışmaktaydım. Ağustos'un 23'ünde Kent AŞ bünyesine çağrıldım, toplantı var diye. Toplantıya gittiğimde iş hakkına son verildiği söylendi. Ben de bunun bir sebebi olması gerektiğini söyledim. Benim Eyüp Menteş olarak bir tane tutanağım yok. Sözlü savunmam yok. İşimi yapamama gibi bir durumum yok. İşi yavaşlatmama gibi bir durumum yok. Duyduk ki işi yavaşlatıyor bu arkadaşlar denmiş. Ben söylüyorum, benim bölgemde ben 3 tane parka bakıyordum. Şimdi benim bölgemde kimse yok. Diğer arkadaşım 4 tane parka bakarken benim bölgemi de alıyor. Şu anda 7 parka bakıyor. İş daha mı hızlanmış oluyor? Bu arkadaşlar aynı şekilde bıraktıkları arabalarını veyahut da süpürdükleri yerlere başka arkadaşları ek olarak onları da yapıyor. Şimdi iş daha mı hızlanmış oluyor? Bizim işi yavaşlattığımız söyleniyor. Veyahut da performans düşüklüğümüz olduğunu söyleniyor. Performans düşüklüğümüz varsa bunu ispatlasınlar. Biz çalıştığımız yerlerdeki yakın yerlerdeki iş yerlerine şahıslara sorabilirler. Bizim işimizi nasıl yaptığımızı, ne koşullarda çalıştığımızı, yağmur çamur demeden toprak eştiğimizi, pislik temizlediğimizi, çöp döktüğümüzü herkes görüyor ve biliyor. Biz inanıyoruz ki haksız yere işten çıkarıldık, ekmeğimizi geri istiyoruz. Buradan bütün yetkililere, Cumhurbaşkanımıza, Hilmi Türkmen Bey'e sesleniyoruz. Gelin bu yanlışınızdan dönün. Biz ekmeğimizi geri istiyoruz. Teşekkür ederim. Yol TV'nin ulaştığı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise benim işten çıkarmalardan haberim yok dedi. Türkmen daha önce ise işten çıkarılan bir işçiye emir yukarıdan geldi ifadelerini kullanmıştı. İşçiler belediye başkanına seslendiler. Cumhurbaşkanı garibanın ekmeğiyle oynamayın dedi. Türkmen bunu duymadı mı diye sordular. Bana herhangi bir sebebi yok. Bunu sadece müdürlükleriniz biliyor dendi. Müdürlüklerimize görüşmek istediğimizde görüşmeyi kabul etmediler. Belediye başkanıyla görüşmek istediğimizde belediye başkanı böyle bir şey yok, benim haberim de yok dedi. Bir arkadaşımızın milletvekili sayesinde görüştüğü Hilmi Türkmen de emir yukarıdan geldi diye bir söylemde bulunmuş kendisi. Bizim bu arkadaşlarımızın herhangi bir yüz kızartıcı suçu yok. Namussuzluğu, hırsızlığı yok. İşten çıkarılmak bu kadar basit mi?
Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında garibanların ekmeğiyle oynamayın demişti. Diğer partilerin işten çıkarttığı arkadaşlar için. Ben buradan seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu lafını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen duymadı mı? Biz garibanların ekmeğiyle niye oynamıyoruz? Bizim gidecek bir yerimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istiyoruz. Sesimizi lütfen duysun ve bu olaya bir an önce el koysun. Biz ekmeğimizi geri istiyoruz. Buradaki işçilerin hiçbir günahı yok. Tamamen zevki bir şekilde çıkarıldığımızı düşünüyoruz. Yerimize farklı insanlara söz verilmiş olabilir. Onları yerimize getirmek için yapılmış olabilir. Bir işçi, kendisinin ve arkadaşlarının işten atılma nedeninin belediyede değişim istemek olduğunu vurguladı. Siyasi nedenlerle işten atıldığını söyleyen işçi, daha önce de müdürüyle bu konuda tartışmış. İsmim Ercan Yılmaz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. 23.08.23 itibariyle 2019 Cuma günü saat 3'ü çeyrek geçe işbaşı yaptığım halde bize telefon geliyor, iş hakkınız feshedildi diye. Şimdi buradan soruyorum Sayın Belediye Başkanı'na. Madem biz bu kadar an iş durumunu düşürmüşüz, yani çalışmamız düşükmüş de bizim olduğumuz 3 kişilik yeri tek başıma bana yaptırıyorlardı. Aslında diyecek çok şeylerim var ama şu an heyecandan dolayı söyleyemiyorum. Yalnız sadece bizim işten çıkarılmamız kendi açımızdan veyahut da Enver diye bir arkadaşım var onun açısından sadece değişim şart dediğimiz için amir olan Muhammed Bey'le tartıştığımızdan dolayı bu operasyonun içine atıldı. Başka bir şey söylemiyorum. İşimizi geri istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir işçinin annesi de açıklamaya katılanlar arasındaydı. Atılan işçinin annesi işten çıkarmaları isyan etti. İşçiler belediye başkan yardımcısı Zekeriya Şanlıer'le görüşmek istediklerini, Şanlıer'in kendilerini makamından kovduğunu söyledi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ümit Taylan'ın annesiyim. Ve oğlumun işini geri istiyorum. Ben Zekeriya Başkan'la görüşmeye çıktım. Bizi kovmaktan beter etti. Bizimle görüşmek bile istemedi. Belediye başkanımızla görüştüm. Hiçbir cevap vermedi. Gerekçesi çalışmıyor dediler. Benim oğlum sabah 6'da gidip akşam 7'de geliyordu. Ayakta duracak hali kalmıyordu. Biz çok mağdur durumdayız. Evimiz kira, eşimin bir maaşı yaşı geçti. Bir maaşı yok. Bizim de bir gelirimiz yok. Benim çocuğum evimin gelirini oğlum sağlıyordu ve oğlumun işini geri istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben ismim Murat Baş. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışıyorum. 2018'in Cuma günü ayın 23'ünde telefon geldi saat 3.30'da işte çalışırken. 2019. Ve işten çıkartıldığımız söylendi. Geldik burada görüşmeye. Sebep sunduk. Sebep yok dediler. Bizim müdürlüklerimizle görüşün. Maalesef müdürlüklerimiz bizi insan yerine koyup muhatap bile olmadılar. Beni çıkartan İsmail Bey, bölge şefim ve müdürüm Hacer Yılmaz. Hiçbir tutanağım yok. Hiçbir sözü savunmam yok. Olmadığı halde bizleri işimizden ettiler. Hiçbir gerekçe sunulmadan. Sayın Belediye Başkanımıza gidiyoruz. Cevap yok. Zekeriya Bey'e gidiyoruz. Cevap yok. Performansı şükrediyorlar. Ben 7 senedir performansım iyiydi. Bir numaraydım da. Şimdi mi performansım düştü? Benim fıtığım patladı. Şefimi aradım. 2 gün bekle bana dedi. 2 gün sonra ameliyat olacağım. Ve 2 gün sonra beni işten attılar. Ben şu anda patlak geziyorum fıtığım. Ameliyat olamadım. Neden? Dediler ki yıllık izinde olan arkadaşların dönsün. Seni göndereceğim. Pazartesi. Maalesef Cuma günü işime son veriyorum. Ben işimi geri istiyorum, ekmeğimi geri istiyorum. Bu adaletsizliğe son verilmesini istiyorum. Saygılar sunuyorum. Meselenin bir de hak iş boyutu var. İddiaya göre hak iş, olayı medyaya yansıtmayın dedi. İşçiler 15-20 günün ardından sendika üyeliğinden çıkarıldıklarını ifade ettiler. Şimdi bizim işten çıkarılmamız günde 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi de farklı birimlerden olduğu için biz farklı birimlerindeki arkadaşları tanımadığımız için bir araya gelemedik. Şu anda burada olan arkadaşların bazılarıyla burada tanıştık. Bazıları zaten kendi mesai arkadaşlarımız. Diğer işten çıkarılan arkadaşlara ulaşamıyoruz. Çünkü telefonları yok ve bildiğimiz dahilinde değil.
Burada şunu da söylemek istiyorum. Üsküdar Belediyesi Sendikası, HAKİŞ, biz sendika üyesiyiz hepimiz bu arada. HAKİŞ ilk başlarda bizim yanımızdaydı. Bize herhangi bir bildirim yapmayın, medyaya yansıtmayın. Biz sizin işinizi geri alacağız dendi HAKİŞ'ten Mustafa Bey. İmza da atmayın dendi. İşinizi geri alacağız, biz sendik olarak arkanızdayız dendi. Bizi yaklaşık 15-20 gün sendika başkanı sözü üzerine biz hiçbir bildirim yapmadık. Mahkeme yoluna da gitmedik, imza da atmadık. Bu 15-20 gün süre sonunda sendika başkanı bize maalesef arkadaşlar işe geri dönüş olmuyor, başınızın çaresine bakın dendi. Ve sendika da bizim yanımızdan çekildi. Sendika bizi sendikalıktan da, üyelikten de çıkarttı. Çıkarmış. Yani bizim işten çıkarılmamız parça parça olduğu için biz şu anda burada bu kadar kişiyiz. Ama genel olarak bilgimiz 150 kişiye yakın kişinin işten çıkarıldığı. Yani tam 150 kişi değildir, 130 kişidir, 150 kişidir, 160 kişidir. Onu tam bilemiyoruz. Evet. Çünkü sendika başkanı bize söz vermişti. Biz o listeye ulaşacağız, diğer arkadaşlarla da sizi bir araya getireceğiz demişti. O sözünü de tutmadı. Bir şekilde oyunlara alet ediliyoruz. Bizim haklı olarak işimizi geri almamızı veyahut da işe geri dönmek isteğimizi karşımızda hiçbir şahısı muhatap alamadığımız için bugün bu basın açıklamasını ve sizlere konuşmayı daha uygun gördük. Bu şekilde Cumhurbaşkanımıza ulaşıp bize yardım edebilecek mercilerle bizi işimize geri döndürebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bugün buradayız.